oluyor oğlum burada? Abi. Abi sen. Kalk lan buradan. Dur, gelme bir daha bu eve sakın. Dur. Orhan. Orhan oğlum iyi misin? Kim bu adam? Ne istedi senden? Bir şey istediği yok. Eski defterler mi açılacak yine ha? Baştan mı başlayacağız her şeye? Ama düşündüğün gibi değil. Ne düşüneyim? Elin iti yana yakıla seni arıyor. Belli ki dört gözle beklemişler askerden dönmeni. Evi basacak kadar ne derdi var seninle ha? Niye gırtlak gırtlağa geldiniz adamla? Oğlum, o illete mi bulaştıracaklar seni yine? Anne, o iş kapandı gitti. Gelmeyin artık üstüme. İnşallah dediğin gibidir oğlum. Ama eğer geçmiş bu kapının eşiğinden girerse... bu evden çıkan sen olursun. Belanı arıyorsun Suzan. Belanı arıyorsun sen. Kimmiş bu? Kumar arkadaşı mı? Bir şey konuştular mı? Bilmiyorum baba. Mutfaktaydım ben de. Bağırışmaları duyunca geldim. Siz ne duyduysanız o. Hapis gibi bir şeyler söyledi sanki herif. Yok canım. Ben öyle bir şey duymadım. Sen dibindeydin abinin. Yok baba. Ben de duymadım. Eğer yine o pisliğe bulaşırsa... bu sefer affetmem. Yemin ediyorum silerim. Bana bak, bir şey duydun da söylemiyorsan. Bak, bir mesele varsa söyle bana. Baban duymadan örteriz üstünü. Bilmiyorum anne. Ben de anlamadım zaten. Öyle olsun. Topla şu tabağı çana. Oh, abi ah. Gene neye bulaştın sen? Kim ki bu Suzan? Kim? Al kız, dayanamadım yine. Giy hadi. Kimsin canım? Arkadaşım benim. Of. Neyin var kuzum? Bütün gece susmadım be annem. Hadi uyu biraz. Hadi gözünü seveyim. Yat artık. Yeni hazırlanıyorsun ama elin koynunda kalma sonra. Suzan'ın adını duydu mu dayanamaz o. Bak. Ne yazmış burada? Kara sevdam demiş değil mi? Ölür de vazgeçmez o Suzan'ından. Öyle olsun bakalım.
Nasıl getirdin o adamı buraya? Nasıl getirdin? Orası bizim ekmek teknemizdi. Orhan, yemin ederim mecbur kaldım. Kumar borcunu istediler. Kafama silah dayadılar, ne yapsaydım? Allah belanı versin senin. Küçücük bir çocuğu vurdular. Beni mi vursalardı? Daha mı iyi olacaktı o zaman? Keşke beni vursalardı. Keşke Ali'nin yerine ben ölseydim. Senin yüzünden. En az benim kadar sen de suçlusun bu işte. Bana ne be? Niye benim suçum oluyormuş? Ben mi sıktım silahı? Kumar masasına ben mi oturttum seni? Tuzağa çektin beni. Kaybedeceğimi bile bile soktun o oyuna. Orhan, ben sana yapar mıyım böyle bir şey? Kıyar mıyım sana? Şeytansın sen. Şeytanın ta kendisi. Orhan, yalvarırım. Bırak! Bir daha sakın çıkma karşıma, sakın! Çok seviyorum seni. Gitme. Bırak, küçülme daha fazla. Yüreğine işledim ben seni. Bırakamazsın beni, benden vazgeçemezsin. Yeter! Bitti, anladın mı? Bitti! Orhan! Uyudu sonunda. Bir derdi var garibin ama. Ay sorma. Doktorun da izin kullanacağı tuttu. Senin herif ne kadar sağlam. Belki de yalan söyledi. Gittim dedi, gitmedi Orhan'a. Bana yamuk yapanın başına ne geleceğini iyi bilir o. Giderim dediyse gitmiştir. Niye gelmedi o zaman, niye? Şişt, ne yapıyorsun? Çocuğu uyandıracaksın. Başlatma be çocuğundan. Yeter be. Sesimizi çıkarmadıkça tepemize bindin. Silmiş işte herif seni. Git hıncını ondan al. Suzan Mardar, ziyaretçim var. Bakın, ben size dedim değil mi? Tıpış tıpış geldi ayağıma. Suzan'ım ben, Suzan. Adamın aklına girdim mi kolay kolay silinmem. Vay adamın haline. Hayatta kurtulamaz bundan. Aman. Dua edelim de bu mahkemede tahliye olsun. Yoksa bize vah ki vah. İnşallah. Geçmeyeceğini biliyordum. Çok özledim seni, çok. Jale söyledi, yaralanmışsın. Aklım çıktı sana bir şey olacak diye. İyisin değil mi? Geç otur şöyle karşıma. Geç. İki kelime konuşup gideceğim. Bak Suzan. Bundan sonra beni arama. Peşime adam gönderme. Biz ayrıldık, bitti. Biliyorum kızgınsın bana hala. Ama bak, sana anlatmam gereken şeyler var. Ne olur beni bir dinle. Konuşacak bir şey yok aramızda. Çok yanılıyorsun. Bilmediğin şeyler var diyorum. Seviyorum seni Orhan. Sen de beni seviyorsun. Biliyorum. Sırf öfkenden, gururundan böyle konuşuyorsun. Bak, haftaya mahkemem var. Birkaç güne kalmaz çıkarım buradan. Sonra çekip gideriz ikimiz, ha? Biz diye bir şey kalmadı, anlamıyor musun sen? Bak, ben bir yol çizdim kendime.
Sen de artık bak hayatına. Bak. Bak bana verdiğin yüzük hala parmağımda. Benim hayatım sensin Orhan. Seninki de ben. Artık değil. Boşuna takma yüzüğü. Ne demek? Ne demek bu? Ben evleniyorum Suzan. İnanmam. Neymiş bakalım gelin hanımın adı? Madem evleniyorsun. Adı Belgin. Bak ben geçmişe bir sünger çektim artık. Yeni bir hayata başlayacağım onunla, tamam mı? Demek adı Belgin. Hayır, hangi ara tanıştınız? Çok merak ediyorum. Halamın yanında çalışıyor. Terzi kendisi. Zaten halamın aracılığıyla oldu bu iş. Görücü usulü yani. Sen görücü usulüyle evleneceksin, öyle mi? Sırf beni üzmek için söylüyorsun bunları. Öyle biri yok. Başka biri yok. Olamaz, değil mi? Hoşça kal Suzan. Tamam, yapma. Yapma bana bunu. Ne kadar üzüldüğümü görmüyor musun? Tamam, intikamını aldın. Kıskançlıktan geberdim. Ama ne olur, son ver artık bu oyuna. Belgin diye biri yok. Değil mi? Doğruyu söyle. Orhan, öldürürüm seni. Seni de öldürürüm o kadını da, duyuyor musun? Seni başkasına yar etmem Orhan. Suzan yeter artık, geç koğuşuna. Bırakın beni be. Allah hepinizin belasını versin Orhan. Sen bilirsin. Kimmiş o kılıksız herif? Hangi herif? Ay kaçarcasına çıktı ya Neriman ablalardan. Arkasından da Orhan. Aa, benim hiçbir şeyden haberim yok. Çarşıdaydım ben. Ne oldu ki? Mahalle ayağa kalktı be. Bir yandan Kerime, bir yandan Orhan. Kıyametler koptu. Tamam hadi. Çıkar hadi sen. Yarına bitiririm. Ben gideyim de şunlara bir bakayım, tamam mı? Olur. Sen çıkarken kapıyı çekersin. Verdin kızım, ne oldu? Orhan gelmedi abla. Aptal gibi saatlerce orada bekledim. Allah Allah. Bu işte bir tuhaflık var. Ya evde de bir şeyler olmuş galiba. Ben de şimdi eve onu öğrenmeye gidiyordum. Anladım, ben istemiyorum. Senin zorunla gelmiş görüşmeye işte. Kızım, bir karışıklık olmuş diyorum sana. Yoksa ne kadar çok istiyordu seninle buluşmayı, konuşmayı. Yapma abla. Çocuk değilim ben artık. Gönlümü almana gerek yok. Belgin. Ya Belgin diyorum. Evlenecekmiş. Evlen de göreyim. Bak bakalım Suzan neler yapıyor. Hayatınızı nasıl cehenneme çeviriyor gör. Sen daha beni bilmiyorsun Orhan Efendi. Öğreneceksin ama. İkiniz de öğreneceksiniz. Daha iyisin değil mi? Geç bak, otursan ben şimdi sana güzel bir çay demlerim. Kafanı iyice toparlarsın. Hiçbir şey istemiyorum abla. Yavrum, vardır bir açıklaması mutlaka. Yani Orhan'la konuşuruz. Mesele neymiş anlarız. Başım çok ağrıyor abla. Eve biraz temiz hava girsin. Orhan da geliyor. İnsan lafın üstüne gelirmiş. Abla, Allah aşkına benim için bir şey söyleme lütfen. Sen karışma. Ya lütfen. Orhan. Orhan.
Orhan ne yaptın sen oğlum? Ya kızı çay bahçesinde bir başına bırakmışsın. Eve adam gelmiş, olaylar olmuş. Hala benim derdim bana yetiyor zaten. Neymiş derdin? Anlat da biz de bilelim. Sonra alacağım, sonra. Oğlum, oğlum iki dakika geldi. İki dakika konuş, gönlünü al kızın işteyse. Hala hakikaten şu an konuşacak durumda değilim ya. Lütfen ısrar etme. Bak, ben şimdi bir yalan uydurup görüşmeyi tekrar ayarlayacağım. Tamam mı? Ama beni mahcup etmeyeceksin. Tamam mı? Tamam hala. Tamam. 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 Ama bak, akşama da yemekte sizdeyiz. Belgin de getireceğim ona göre. Hadi. De ne sandık? Otur otur. Meğer askerlik şubesine gitmesi gerekiyormuş acil. Ya bir evrak eksikmiş biliyor musun? Yoksa tezkeresi yanacakmış. Ya ben Belgin'e karşı çok mahcubum. Ama eğer beni affederse yarın yine aynı yerde buluşmak istiyorum dedi. Eminim öyle diyordur abla. Ya ne yalan borcum var ki sana? Ya çocuk bana ne dediyse onu söylüyorum kızım. Yani karışıklık dediğin şey bu mu? Evet. Çok boşu boşuna günahını almışız işte. Hem akşam yemeğe davet etti biliyor musun? Belgin'i de mutlaka getirin dedi. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Ağlamak sana hiç yakışmıyor. Hep böyle gül, olur mu? Yavrum. Abi. İyi misin? Çok merak ettim seni. Babamlara bir şey söyledin mi? Yapar mıyım öyle bir şey? Sağ ol Kerim. Suzan kim? Boş ver. Hapiste mi? Kerim'e kapandı gitti o konu. Boş ver dedim sana. Tamam abi tamam. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Belgin'le nasıl geçti? Kibret. Kurban olduğum Allah'ım. Her şerde hayır vardır diye boşuna dememişler. Bana bak. Sen neden buradasın şimdi? Şu baban yokken anlat bakayım. Şu adam meselesi neyin nesi ha? Anne, unut o meseleyi. Hallettim ben. Biraz itimat et bana. Fırsat bu fırsat. Şu Belgin meselesini de hallet madem. Halanı beğenmedim de olsun bitsin. Bir daha da açmasın şu mevzuyu. O kadarını kendin söylersin. Akşam yemeğe geliyorlarmış. Görüyorsun değil mi? Zorla yapacak o kızı abine. Gelsin o, gelsin akşam. Gelsin de görsün bakalım dünya kaç bucak. Pirinç ıslayayım mı akşama? Ha, bir de pilav yapacaktım onlara. Pirincin kilosu kaç para biliyor musun sen? Zıkkım yesin o İsmet. Hadi yürü mutfağa yürü. Suzan, avukatın geldi. Avukat mı? Niye gelmiş? Gül yüzünü görmeye gelmiş. Ne bileyim ben ne istiyormuş. Git öğren. Mahkemede görüşecektik. Niye şimdi geldin? Maalesef dava temyizden döndü. Yani? Cezanız onandı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Hani kesindi çıkmam. Ben öyle bir şey söylemedim. İsterseniz temyize başvurabiliriz dedim. Son kuruşuma kadar sana verdim.
100 liram daha var. İstersen onu da ver. Mesele para değil. Suçunuz sabit görülmüş. Ama iyi hali korursanız 2 yıl daha yatıp çıkarsınız. 2 yıl mı? 2 yıl daha nasıl dayanırım ben bu delikte? Gerçekten üzgünüm Suzan Hanım. Çıkamıyorum böyle de. Çarpayım mı çocuğu yere? Suzan yalvarırım bırak çocuğu, ne olur yapma. Öyle çarpılmaz. Böyle çarpılır. Yeter be. Gel sen buraya bakayım. Al sana. Yeter. Yeter be. Yeter. Yan evden misafirliğe geliyor İsmet Hanım. Bugün Orhan Belgin'le buluşmaya gitmedi ya, içinde kaldı tabii. İlla kakalayacak beslemesini. Ama Neriman daha ölmedi, ölmedi. Herkese hayırlı akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Şişt, oğlum git ellerini yıka önce. Abartma anne. Dışarıdan geldim. Anne. Babamda para var mıdır? Yarın bir arkadaşımla bir yere gideceğim. Babandan bir şey isteme bugün. Morali sıfır. Bir adam geldi. Orhan abinle yumruk yumruğa girdiler. Dün akşam da telefon gelmişti. Artık babanı tut tutabilirsen. Kimmiş peki adam? Bilmem. Hallettim diyor. Başka bir şey demiyor. Her zamanki Orhan abim işte. Olan Ali'ye oldu Ali'ye. Hiç yoluna gitti çocuk. Aman oğlum sessiz ol. Ağız tadıyla bir akşam yemeği yiyelim. Tamam anne hadi ben odama çıktım. Hadi. Ay, Perihan nereye kayboldu yine? Gelse de bir işin ucundan tutsun. Sanırsın prenses hanımefendi. Git çağır şunu çabuk. Ne yapıyorsun sen ya? Ablacığım komşuda düğün var ya 2 gün sonra işte. Onun için ben kıyafet bakıyordum öyle kendime. Ha Perihan. Düğün de zaten bizim evdeydi. Ya aşağıda sofra kuruluyor. Sen gene odana kapandın. Her şeye ben koşturuyorum.
Geç çabuk ekmekleri doğra, suları doldur. Hadi. Of. Vallahi annem gebertecek seni ha. Of. Üfleme. Ekmek kes Perihan. Su doldur Perihan. Ya benim kapımda sıra sıra hizmetçilerim olacak. Hiçbirinin haberi yok. Şöhret, sen daha hazırlanmadın mı? Tam da gününü buluyorsun İsatum ya. Ezber yapmam lazım. Ay şurada söyleyeceğin iki kelime neyini ezberleyeceksin acaba? İşte bu sefer yanıldın. Tamı tamına 4 kelime. Bak bak. Atlara suyunu verdim beyim. Tonlamaya baktın mı? Bak bak bak. Atlara suyunu verdim beyim. Şöhret, bırak artık bu hayal dünyasını. Ya gerçek yaşam burada. Ya bak Belgin'le Orhan arasını yapmamız lazım. Ben de gideyim şu kızı ikna edeyim ya. İsatum, bırakmadın ki bir ünlü olayım. Al işte, sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı. Aa, Belki sen daha hazırlanmadın mı kızım? Abla ben gelmeyeceğim. Ama olur mu hiç? Cemal amcan özellikle Belgin de gelsin dedi. Hadi gel, şuradan bir elbise seçelim sana. Abla gerçekten diyorum, hiç keyfim yok. Çocuk pişman diyorum sana. Utanıyor karşına çıkıp da özür dilemeye. Sen böyle davranırsan iyice cesareti kırılır be kızım. Bak, o sana bir adım attı. Şimdi sıra sende. Abla, Orhan'a çok kırgınım. Haklısın. Ama böyle kırılarak, kabuğuna çekilerek olmaz be kızım. Ya hiç umurumda değilmiş gibi davranacaksın. Saatlerce bekleyen sen değil misin gibi. Ne fazla surat az, ne de tavır yap. Tamam mı? Bak bakalım o zaman ne oluyor? Ne oluyor? Ne olacağı var mı? Öbürleri peşimde koşarken bu kız niye böyle diyecek? Onun kafasını kurcalayacaksın. Zaten bir erkeğin kafasını kurcaladın mı iş tamamdır. Hadi. Hadi hemen giy şunu. Hadi. Yani senin şu kardeşin İsmet iyi hoş da hiç halden anlamıyor be Cemal. Yani günler çuvala mı girdi? Başka gün geleydiler ya. Belli ki bir sıkıntımız var işte. Yanlarında da böyle ileri geri konuşma. Alınıyor biliyorsun. Git aç kızım kapıyı, git aç. İyi akşamlar. Oo, iyi akşamlar kayınço. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Elimancığım. Ay öldük zaten acımızdan. Hadi gelin oturun masaya. Hadi geç kızım. Hoş geldin zavallıcığım. Hoş bulduk canım. Kerime kızım git yukarıdan Yavuz'u çağır. Tamam anne. Yukarıda ders çalışıyor da yarın sınavı var. Orhan yok mu? Hoş geldiniz. Size bir bomba. Bizimki Kara Murat filminde oynayacak.
Gerçekten mi? Rol ufak diye kabul etmek istemedim başta. Ama Cüneyt çok ısrar etti. Kıramadım. Sonuçta seyis rolü mühim. Kara Murat'ın sağ kolu gibi bir şey. Yakında ismin gibi şöhret olacaksın ha enişte. Yavuz, enişten zaten şöhret. Enişte, beni de bir gün çekimlere götürsene. Senin ne işin var kızım oralarda? Okuluna bak sen. Sektör yıpratıcı tabii. Ben de bırakmayı düşünüyorum. Yapımcılığa başlayacağım. Hadi be. Onun için para lazım değil mi? Canım onu düşündük herhalde. Zengin bir ortak bulacağım. Tanıdığım biri var aslında. İsotum. 2 bilezik versen sanat dünyası yeni bir soluk kazanır. Sana bundan sonra ortağım diyebilir miyim? Aa, ölürüm de vermem bileziklerimi. Bak bu sefer almam seni eve bilesin ha. Yapma be ortak. Enişte ya. Bundan sonra beni arama. Peşime adam gönderme. Biz ayrıldık, bitti. Ben evleniyorum. Neymiş bakalım gelin hanımın adı? Madem evleniyorsun. Adı Belgin. Seni belki. Seni mahvedeceğim. Anne. Biraz para versene. Yok dedim ya oğlum. Elindekilerle idare ediver. Elimde bir şey kalmadı ki. Ya hayır anlamıyorum ben. Ne yapıyorsun o kadar parayı? Kızlara mı yediriyorsun yoksa? Yahu sen şu gözlere bir baksana. Şu gözler kızlara para yedirir mi? Yedirir, yedirir. Neyse ya. Şuradan 2 tane kurabiye alayım da öğle yemeğimi geçiştireyim. Sakın o kutuya elini sürme. Vay demek kasa burasıymış. Bu mutfak parası. Sana vereyim de aç mı kalalım o zaman ha? İyi. Ben aç kalayım o zaman. Zaten bugün sınavım da var. Sınıfta kalayım da gör. Üf, anne, ver şuna paraları da kurtulalım artık. Üf. Al, bir daha da benden para isteme tamam mı? Hadi git okula git. Annelerin annesi. Var bunda bir işler var. Günaydın. Hayırlı sabahlar Selim abi. Sağ olun. Hoş geldin Cemal Usta. Al bakalım. Heh, afiyet olsun. Oo, hoş geldin Cemal Usta. Hayırdır? Sen sabah vakti pek uğramazdın kahveye. İşi gücü kime bıraktın? Dağ gibi oğlu var arkasında. Gelir gelmez aldı işler eline. Öyle.
Çayı yeni demledim. Vereyim mi bardak? Sen bana bir ortak abi yap. Ha, İsmail dükkanı satarmış. Haberin var mı? Yoo. Niye ki? Bayağı bir sıkışmış. Bunca zamandır boşta duruyordu ayakta. Bu kadar kötü ha? Alıcı çıkmış bile. Allah Allah. Bu kadar çabuk ha? Ben gidip kendisiyle bir konuşayım. İşin aslı neymiş öğrenelim. Ben kahveni getireyim hemen. Belgin. Kız sen hala kalkmadın mı? Of abla. Hadi kalk artık kalk. Kalk bakayım. Bak daha ne giyeceğine karar vereceğiz. Hadi diyorum Belgin hadi. Bak şimdi ne düşünüyorum biliyor musun? Saçlarını da şöyle lüle lüle yapalım. Sen maşaları ısıt tamam mı? Abla gel vazgeçelim biz bu işten ha. Ne vazgeçmesi kız? Orhan'ın sana nasıl baktığını görmedin mi? Bak ben sana söylüyorum. Bu iş kesinlikle nikah masasında bitecek. Hadi kalk. Kalk kız. Bugün Belgin'le buluşacaksın değil mi? Buluşacağız bakalım. İstemiyor musun yoksa? Yani şu saatten sonra babamın sözünü çiğneyecek değilim. O nasıl istiyorsa öyle olacak. Benim ne istediğimin bir önemi yok. Belgin pırlanta gibi bir kız aslında. Hanım hanımcık, becerikli. Hem güzel de. Ben zamanla onu seveceğine inanıyorum. Yeter ki ona bir şans ver abi. Hadi bakalım, gözün aydın. Sağ olasın ağam. Aklın başına geldi mi? Bundan sonra edebinle otur. Yoksa bir gün birinin tersine gelirsin, daldırırlar bıçağı ona göre. Refika kız, sen bunu beğenmiştin ya. Al benden sana hatıra olsun. Sağ ol. Kız terliklerini bana verir misin? Al kız lafı mı olur? Teşekkür ederim. Alın hadi istediklerinizi. Nasılsa çıkıyorum ben. Dışarıda yenilerini alırım Allah'ın izniyle. Vallahi gardiyanları ben çağırmadım. Kes be. Başka bir şey isteyeceğim senden. Dışarı çıkar çıkmaz bu fotoğrafı bir arkadaşa teslim edeceksin. Adı Belgin. Balat'ta terzi. Al. Bu da 100 lira. Şerefsiz avukat yiyecekti sen ye. Yeter ki görebileceği bir yere iliştir bu fotoğrafı. Ama olur da parayı alır. Fotoğrafı götürmezsen
Mezarında olsan gelir çıkartırım seni. 100 liraya Balat'ı ben 100 kere dolanırım. Sen hiç merak etme. İpsiz abim gel haftaya boşaltsın diyor. İyi de bu kadar çabuk. Parayı çabuk istemiyor musun? Tabii de. O zaman dükkanı boşalt, gerisini al. Buyur Cemal Usta. Hayırdır İsmail? Kim bu adamlar? Satıyor musun dükkanı? Öyle bir şeyler duydum. Doğru duymuşsun. Keşke satmadan evvel danışsaydın. Biz neciyiz burada? Çok sıkıştım be abi. Öyle böyle değil. Hepimiz sıkışırız. Borç içindeyiz hepimiz. Ama yine de elimizden geleni yapardık. Öyle 3-5 kuruşa hallolacak iş değil abi. Borç büyük. Anladım. Kime sattın peki? İpsiz diye bir adam. Tanımazsın. Tanımam. Tanımam ama bugünlerde ismi çok geçer oldu. Gazinocuymuş. Öyle. Sen yine de bir kere daha düşün. Nihayetinde aile muhiti burası. Bugün sen satarsın, yarın öbürü. Ailelerimizin içine kadar girecekler bu gidişle. Sen korumazsan, ben korumazsam, kim koruyacak bu mahalleyi? Daha yeni demlendi. Ver bakayım. Usta, şazumanı ben yağlayayım mı? Şazuman ne oğlum? Şanzıman. Önce adını söylemeyi öğren. Ne bileyim siz öyle deyince. Ha yani ben büyüdüm, artık bana çay taşıtma diyorsun. Ne o, sen usta mı olmak istiyorsun yoksa? Ben senin gibi olmak istiyorum usta. Senin gibi, adam gibi adam olmak istiyorum. Ben kumaşçıya gidiyorum kızım. Tamamdır abla, ben de bunu bitirip çıkacağım. Aa, delirdin herhalde. Bir sürü iş var daha onda. Benim arkamdan sen de çık. Tamam abla. Bakar mısınız? Buyurun. Buralarda bir terzi varmış. Adı Belgin'miş. Aa evet, hemen şurası. Ne yapacaksın sen Belgin'i? Çok met ettiler de. Ha evet, iyidir iyidir. Ama birazdan kapatacak. Sen akşam üzeri gel, olur mu? Öyleyse sonra geleyim. Tamam. Sağ olasın.
Ay kapatıyor musunuz? Evet, bir saat sonra ama gelirseniz... ...ne olur şunu bir dikseniz. Maalesef acelem var benim. Yoldayız de böyle dolaşmayın be kızım. İki dakikanızı almaz. İyi peki madem bir tutturayım. Çok sağ ol. Allah ne muradın varsa versin. Şu içeride değişebilirsiniz üzerinizi. Biraz fazla olacağım ama bir bardak su alabilir miyim? Tabii. Hoş geldin baba. Sen de hoş geldin. Bakıyorum başlamışsın işine. Baba ben gerçekten kapattım o defteri. İçin rahat olsun. Sen öyle diyorsan. Oğlum nasıl? Çok zorlamaya gelmez. Sen merak etme oğlum. Çay demlemiştim. Koyayım mı bir bardak? Ver bakalım. Yalnız benim çıkmam lazım. Halam çağırmıştı ya. Anladım. Çık tabii. Baban. Elin boş gitme. Çiçek falan al kıza. Sen bize mahcup etme. Bakar mısın? Bu sandalyelerin minderi yok mu? Sabah hafif yağmur çiseldi de kaldırdık. Şimdi yağmıyor. Getirsene. Tamam. Cengiz, minderleri getir. Bir de şu masayı siler misin biraz? Başka bir isteğiniz? Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nihayet buluştuk. Evet. Tamam. Senin için. Sağ ol. Dün gelemedim yanına. Çok özür dilerim ama elimde olmayan sebeplerden ötürü oldu. Çok özür dilerim. Artık mühim değil.
Ne içersin? Kahve alabilirim. Sade? Evet, sade. Ben bir garsona bakıp geliyorum hemen. Hı hı. Tatlı bir şeyler de söyledim yanına. Yersin değil mi? Belgin? İyi misin?